Fatma Hocam, ailesinde herhangi bir kanser öyküsü yok, kolon kanser öyküsü yok. Ve işte diğer kanser türlerindeki gibi taramalar oluyor mu? Bir meme kanserinde tarama oluyor. Ya da işte rahim kanserinde hakeza yine öyle. Bunun için de kolon kanserinde de aynı taramalar geçerli midir? Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği bazı kanser tarama programları var. Evet. Kolon kanseri de tarama programlarının kanıtlandığı, yani faydasının kanıtlandığı kanser türleri arasındadır. Başlıca taranan kanserler arasındadır. Meme kanseri gibi, evet, rahim ağzı kanseri gibi kolon kanseri de standart taranır. Türkiye'de de yine Sağlık Bakanlığı'nın tarama programlarına alınmıştır. Özellikle 50 yaş ve üstünde hiç ailesinde bağırsak kanseri olmasa bile kişiler gaytada gizli kan, tekrarlı gaytada gizli kan taraması, sigmoidoskopi, rektoskopi, kolonoskopi, baryumlu grafiler gibi pek çok yöntemle taranılması önerilir. Ama altın standart kolonoskopidir. Çünkü tüm bağırsağı aynı anda kamera yöntemiyle anormal bölgesi daha net bir şekilde teşhir edilir ya da görülür, saptanır. Bu açıdan da özellikle 50 yaşı ve sonrası, hele de onkoloji hastasıysa ben mutlaka önermekteyim. Kolonoskopi önerim, ama bazı hastalar kolonoskopik işlemlere karşı ya da bazı sağlıklı bireyler işte dehidratasyon diyoruz. Yani bağırsak kolonoskopi hazırlıklarında dehidratasyon riski yüksektir. Eğer herhangi bir risk faktörü varsa, bir şekilde uyumu problemliyse, en azından gaytada gizli kan gibi tarama testi programlarına alınmalıdır. Peki kolon kanseri de hızlı ilerleyen bir kanser türü müdür hocam? Çabuk mu yayılır? Kolon kanseri az önce bahsettiğimiz gibi karsinogenezin kitabının yazıldığı kanserdir. Yani her şey çok kitabi, çok basamaklıdır. Dediğim gibi az önce işte 3 ay önce böyle, 3 ay sonra böyle gibi görmemekteyiz. Genellikle önce polip olur, polip başkalaşır, adenomlar oluşur, o daha başkalaşır, kanserler oluşur. Yani bunlar da genellikle aylar, yıllar içerisinde olur. Bu nedenle de mesela mamografi yılda bir önerilir, ama kolonoskopi tamamen normalse 5 yıl sonra tekrar edilmesi önerilir. Burada da aslında kolon karsinogenezinin yapısından tarama programları böyle. Eğer bu polipler kanserleşme hızlı bir şekilde olsa, tarama programlarını da daha sık aralıklarla önermekteyiz. Ama tamamen normal bir kolonoskopide oradan tekrar anormal hücrenin oluşması, polipleşmesi, kanserleşmesi belli bir yıllar aldığı için tamamen normal bir kolonoskopiden 5 yıl sonra ikinci bir kolonoskopi yaptırmayı öneririz genellikle. Bu nedenle de hızlı evrimleşmez hücre. Daha yavaş evrimleşir, kanserleşir. Bu nedenle de bir işte yumurtalık kanseri gibi değildir.